Merhaba arkadaşlar. YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz tekrardan. Sağlık Uygun Yayınları'nın LYS Spotlu Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Test 44'e geldik arkadaşlar. Artık konumuz ivmeli harekete, hızlanan harekete, yavaşlayan hareketlere yani doğrusal harekete başlıyoruz arkadaşlar. Ve 44. teste başlangıç yapıyorum arkadaşlar. Doğrusal bir yolda ilk hızı V0 olan bir araç A ivmesiyle hızlanıp T sürede delta x yer değiştiriyormuş. Buna göre başlangıçtaki ilk hızı 2V0 ve ivmesi 2A olsaydı aynı sürede ne kadar yer değiştirdi? Bakın burada spot 3. bilgi ne diyor? A ivmesiyle hızlanan bir aracın T sürede aldığı yol x eşittir 1 bölü 2 ATK'dır. Eğer ilk hızı varsa da V0T 1 bölü 2 ATK'dır. Bakın bu formülle bunları yapabilirim. Direkt yerine koyarak zaten çok rahat bulabiliyorum. B planı üretmeye çalışıyorum. Şimdi bunu konu anlatımlarında da arkadaşlar görebilirsiniz arkadaşlar. Doğrusal hareketle ilgili 5 tane video var konu anlatılmış halde. Onların içerisinde de bunu göreceksiniz. İvme neydi arkadaşlar? Hızın ne kadar değişeceğini söylemektir. Hız değişimi hakkında cevap verecek bize. O zaman bakın şimdi ne diyor? Bir araç A ivmesiyle hızlanıyormuş. Bakın hız zaman grafiklerini çizebiliyorsanız arkadaşlar bir soruda inşallah bu alışkanlığı kazandıracağız testlerde size. Ne diyor? İlk hızı V0'mış. Şuraya bir V0 yazdım. Sonra A ivmesi. Diyelim ki A ivmesi şu direkt. Arttı mı? T süre. Oldu mu? İkinci hareketli için ne diyor? Yine hız zaman grafiğini istiyoruz. İlk hızı bu sefer 2V0 olsun. Aynı sürede diyor. O zaman yine T değil mi? Ama bu sefer 2A. Yani iki kat hız değişecek. O zaman diyelim buradaki değişim V0 değişiyorsa. Yani burası kaça gelecek o zaman? 2V0'a. Bu kaç değişecek? 2V0 değişecek mi? O zaman burasının değeri 4V0 oldu mu? Neydi kural arkadaşlar? Hız zaman grafiğini çizdiyseniz altındaki alanlar size yolları verir. Bakın hemen atalım buradaki golleri. Hemen V0 çarpı T'ye ben bu alana 2x deseydim buraya da x dedim mi? Buraya bak. O zaman burası 2 kat büyük olduğuna göre burası 4x'tir. Burası da 2x'tir. O zaman bunun aldığı 3x iken bunun aldığı kaçmış? 6x'miş. Sen bunun yaptığı yer değiştirmeye delta x diyorsan bunun yapmış olduğu ne oldu arkadaşlar? 2 delta x diye E şıkkındaki gibi buluyoruz. Dediğim gibi formülle de yapabilirsiniz. Her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Evet bir başka soru. Doğrusal bir yolda aynı yönde giden K ve L araçlarından L K'nın 15 metre ilerisindeymiş. Bakın o zaman şöyle bir çizim yapalım. K burada. L de buradaymış. Önde işte ne kadarmış? 15 metre öndeymiş. Sonra İvmeli harekete başlayınca hız zaman grafikleri böyle oluyormuş. 2 saniye sonunda konumları ne olur? Bakın spot bilgi bir ney? Hız zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeyi verir. Bir önceki soruda da bunu kullanmıştım. Bakın alanları kullanacağım. O zaman L'nin alacağı yol nedir? Buradaki görmüş olduğunuz şu küçük alan arkadaşlar. Ne kadar? 10 çarpı 2 bölü 2'lik artı 10 metre daha yer değiştirdi mi? L 10 metre daha yer değiştirdi mi böyle? Şuraya geldi. L üssü burada değil mi? Peki K ne kadar? Bakın burası 10'sa aynı şekilde burası da 10. Şurası da 10'sa K'nın altında kalan alanların toplamı 10, 10, 10 olunca 30 metre yer değiştirecek mi? Bakın 30 metre yer değiştirirse K 15, 25, 30 metre olunca bir 5 metre daha da öne geçecek mi? Şuraya geldi mi K üssü? Yani ne kadar öne geçti? 5 metre. Buna göre şimdiki konumlarındaki ne oldu? K L'nin 5 metre önüne geçti mi arkadaşlar? O zaman K 5 metre öndedir şıkkını işaretleyebiliriz. Evet. Hız zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeyi veriyor. Spot bilgisiyle kullanıyorum. Başlangıçta yan yana bulunan K ve L araçlarının hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiğinin altındaki alanlar neydi? Yer değiştirme. T anında. Bakın burada basit bir tablo yapabiliriz arkadaşlar. Bakın zaman kaybı gibi duruyor ama buradan anlayacaksınız. 0 anı, T anı, 2T anı. Bakın. Buradan da en sonunda da buraya ne yazabiliriz? Aralarındaki uzaklık diyebilirim bakın. Kolaylık sağlayacak. Başlangıçta aynı konumdaymışlar, değil mi? Buraya da 0, buraya da 0 yazabilirim. Aynı yerdeler. Şimdi neydi hız zaman grafiği? Bakın. Bunun altında kalan alana ben buraya x dersem artı x. Şurası da artı x midir? K'nın altında bak bu durumda ne oldu? K'nın altında bir artı x, bir artı x. O zaman sıfırdaydım. Artı x konumuna geldi. Sonra bir daha artı x daha yol olarak artı 2x'e geldik mi? Peki L ne oluyor? Dikkat edin. L'nin grafiği dikkat ederseniz şu değil mi? Bunun ne yapacağız? Şu alanı bakın. Bu sefer T ile yapılan alan aşağıda kalmış değil mi? Yani eksi bölgede. O zaman ben bu bölgeye eksi x dersem şurası da eksi x yapıyorum. Bakın eksi VT. Burası artı VT'ydi. O zaman bu eksi x grafik eksi tarafta kaldıysa üstündeki alanlar. Pozitifte ise de altındaki alanlar yer değiştirmeyi verecek. O zaman bu ne yaptı? Önce bir eksi x yol aldı. Eksi x'e geldi. Eksi x daha yol olarak eksi 2x'e geldi mi? Şimdi uyanma zamanı.
Başlarken aralarındaki uzaklık ne kadardı? Sıfırdı. 1 artı x de 1 eksi x de olursa aralarındaki mesafe 2x. 1 artı 2x, 1 eksi 2x de aralarındaki mesafe 4x. Ne demiş şimdi? T anında aralarındaki mesafeye ben d dediysem, bak 2x'e d dediysem, 2t anında ne oldu burası? 2d olmuştur. Doğru cevap da Denizli gibi olmuştur. Bakın bu zaman kaybı gibi durabilir ama anlayacaksınız bu sorularda. Doğrusal bir yolda durmakta olan iki aracın arasındaki mesafe 100 metreymiş. Araçlar aynı anda birbirine doğru 2 ve 6 ivme ile harekete geçiyorlarmış. Ne yapıyormuş? Bir hareketli 2 metre bölü saniye kareli, diğeri de karşıdan ona doğru 6 metre bölü saniye kareli geliyor ve aralarındaki mesafe 100 metre. İsterseniz hızlanan bir hareketi hemen x eşittir 1 bölü 2 at kareden golü atabilirim. Fakat ben biraz daha dediğim gibi hız zaman grafiğini alıştırmaya çalışacağım size. Bakın. Bu birinci hareketli olsun. Bir de ikincinin hız zaman grafiğini hemen çizmeye çalışıyorum. Bu alışkanlığı dediğim gibi kazandıracağız. Şimdi başlangıçta ikisi de duruyor, değil mi? Kaçar kaçar artıyormuş hızı. İkişer ikişer. O zaman kaç saniye bilmiyoruz. T. Bunun ivmesi 2 ise. Bir saniyede 2. İkinci saniyede 4. O zaman T saniyede bunun hızı 2T'ye geldi mi arkadaşlar? Buna gelirsek de bu 6'şer 6'şer. O zaman bu ne yapacak? T sürede ivmesi 6 olduğuna göre burasının değeri 6T olacak mı? O zaman bakın birincinin almış olduğu yol bu değil mi? İkincinin almış olduğu yolda hız zaman grafiklerinin altındaki alanlarsa birinci ne kadar yol aldı? Bu üçgeni hesapla. 2t çarpı t bölü 2'den 2t kare bölü 2'den t kare. Burası ise ikincinin aldığı yolsa ne oldu arkadaşlar? 6t çarpı t bölü 2'den 3t kare yaptı mı? O zaman bunların aldıkları yolların toplamı ne kadar? 4t kare. Çünkü neden? Bu buraya geldi. Bu da buraya geldi. Karşılaşacaklar. Aldıkları yolların toplamı 100. Yani burası 100 ise T kare ne oldu arkadaşlar? 25. O zaman T süresinin cevabı 5 saniyedir. Dolayısıyla sorunun cevabı da Ceyhan'dır. Evet. K ve L araçlarının hız zaman grafikleri verilmiş. Buna göre araçların ivmelerinin oranları istenmiş. Bakın spot bilgi 2. Hız zaman grafiğinin eğimi de size ivmeyi verir. Yani hızdaki değişim. İvmenin formülü neydi zaten? Hız değişimini zamana böleceğiz, değil mi arkadaşlar? Hatta bunu da açarsak neydi? Son hız eksi ilk hız bölü geçen zaman. Hadi bakalım bu bilgiden kullanalım. Bakın K'nın ivmesiyle başlıyorum. Kaçmış ilk hızı? 2. Son hızı kaç? 4. Neydi kural? Son eksi 2. Yaz. 4V eksi 2V bölü ne kadar zamanda bu iş olmuş? Bakın. 2'den 4'e gelmesi 4T zaman. Ne oldu cevap? 2V bölü 4T, değil mi? Hadi kolay olsun diye 1'e 2 kaldı ya. Şuraya A bölü 2 diyebilirim, değil mi? Peki L'nin ivmesi ne oldu? Bakın sıfırdı, 4'e geldi. Son eksi 2, son hızı 4 ve ilk hızı 0. Ne kadar zamanda o da? O da mı 4'te? Bak ne kaldı? 4v bölü 4t. O zaman ben buradaki 4'ler deyince buna da a dersem. A bölü 2'nin de a'ya oranı sorulmuş. O zaman arayacağımız cevap da 1 bölü 2 diye buluyoruz. Evet, ne demiş? Doğrusal yolun L noktasında durmakta olan bir araca ait hız zaman grafiği verilmiş. T anında M'de ise 5T'de neydi? Neydi birinci spot bilgimiz? Hız zaman grafiğinin altındaki alanlar size yer değiştirmeyi verir. Bakın hemen başlıyorum. Alanları hesap ediyorum. Burası V çarpı T bölü 2'den. Ben buraya X deseydim. Şurası X. Şurası eksi X değil mi? Gene T'ye V aynısı. Ama burası 2T. Burası V olunca burası eksi 2X oldu mu? Yani ne oldu? Bakın dikkatli olun. K, L, M, N ve P noktaları verilmiş. Sen neredeydin başlarken? Buradaydın, değil mi? T eşittir 0 anında buradayız. Şimdi diyor ki sana T anında M'desin. Ne kadar gitmişim buraya? Bak ilk önce ne kadar gitmiştim? X. X ileri gittim. Sonra bir X daha ileri git. 2T'ye de buraya geldim mi? Sonra ne diyor? Eksi X'e git. Eksi X gidersem 3T'ye de buraya geldim. Sonra eksi 2X git. Eksi 2X gidersem de 5. T anında K noktasına gelmiş bulundum mu arkadaşlar? O yüzden nedir? 5T anında nerede olur? K noktasında olacaktır. Dolayısıyla sorunun cevabı da K noktasıdır. Evet, 44. testi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşça kalın.